Arkadaşlar herkese selam, Frankfurt'tayım. Bugün yine bomba gibi bir otomobilin test sürüşüne geldim. Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom. İki otomobil de elektrikli ve Türkiye'de Yeniköy fabrikasına Ford Otosan tarafından üretiliyor. Ve ne kadar gururluyum ki Frankfurt'ta yollarda ben Türk yapımı bir otomobille beraberim. Niye bunun altını çiziyorum arkadaşlar? Biraz sonra otomobille ilgili bilgi vereceğim ama bunu söylememe izin verin. Yaklaşık 37 yıllık gazetecilik hayatımda otomobil fuarlarına gittiğimde hep özendiğim bir şey oldu. Türkiye'de üretilen otomobilleri gördüğümüzde gurur duyuyorduk ama onlar bizim markamız değil diyorduk. Fakat şimdi şöyle bir şeyin söz konusu. Ford bütün, yani Amerikan Ford bütün ticari araç üretimini ve geliştirmeyi Türkiye'ye bıraktı arkadaşlar. Ford Otosan'a bıraktı. Ve dolayısıyla da bu arkamda gördüğünüz araç, ki biraz sonra test sürüşüne çıkacağız Ayça'nın arabalarıyla. Ayça da benimle birlikte olacak ve Frankfurt yollarında bu Türk yapımı otomobili deneyeceğiz. Türkiye'de tasarlandı, Türkiye'de mühendisler tarafından akıllı çözümlerle geliştirildi ve Yeniköy'de, Kocaeli'ndeki Yeniköy fabrikasında Türk işçilerinin emeğiyle üretiliyor. Dolayısıyla da bir Türk yerli otomobil demeyi bana göre kazanıyor, hak ediyor. Tourneo Connect olarak geçiyor. 7+1 koltuklu binek olarak tasarlanmış, daha doğrusu insan taşımaya yönelik planlanmış bir otomobilden söz ediyorum. Arkadaşlar bu otomobilin en önemli özelliği elektrikli olması. %100 elektrikli. Bakın hemen zaten burada anlaşılır bir şekilde logoyu koymuşlar. Oldukça güzel bir ızgara var. 3 boyutlu görüyorsunuz, boydan boya uzanıyor. Gündüz farları Ford LED olarak imzasını atmışlar arkadaşlar, görüyorsunuz. Ön far grubu ve bir elektrikli otomobilde en can alıcı yer. Gelin. Evet, görüyorsunuz. Ne kadar sürede bataryayı test ettiğimizi, motor güçlerini hepsini anlatacağız. Önce bir otomobilin şöyle bir dış tasarımını hızlıca bir göz atalım. Elektrikli yan kapılar. Sizi kocaman bir iç alan bekliyor. İç alanın en önemli özelliklerinden bir tanesi kocaman bir cam tavan olması. Cam tavan hakikaten inanılmaz. Yani bu otomobil sadece böyle havalimanından turistik olarak işte otele götür getirin dışında da 7 koltuklu bir araç istiyorsanız binek otomobil olarak da bunu alıp kullanabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de 7 koltuk seçeneği az sayıda marka ve modelde bulunuyor. İşte bu kadar geniş bir araçta 7 kişi yolculuk yapmak oldukça keyifli olacaktır. Bir de bunun yanı sıra hemen şunu söyleyeyim. Koltuklar görüyorsunuz arkadaşlar çok konforlu. Isıtmalı. Isıtma. Yani bu da çok önemli. Ve ileri geri hareket ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz oldukça rahat. Şurada telefonunuzu koyacak bir bölüm var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada bir bardaklık için alan var. Şurayı da şöyle yatırdığınızı düşünün. Burada da arkada oturanlar burayı istedikleri gibi kullanma şansına sahipler. Görüyorsunuz. Aynı zamanda koltuklar sökülüp dışarıda koyulabilir. Yani burada bir bagaj ağacı bile yaratabiliyorsunuz. Ne dersiniz arkadaşlar? Baksanız. Var mı böyle bir keyif? Çok iyiymiş ya. Yeni modern bir araç olduğu nereden belli? C-Type. Çünkü sosyal medyada hesaplarınıza bir an önce ulaşmak için iPad'inizi ve telefonunuzu hemen şarj etmek isteyeceksiniz. İşte çözüm. Arkadaşlar şimdi biraz önce Ayça söyledi ve keşfettik. Biz de çünkü otomobili deniyoruz ve sizle birlikte keşfediyoruz. Bakın burada bir çekmece var. 1 kilogramlık bir şeyi buraya saklayabilirsiniz. Aynı şekilde burada da benzer bir şey var. Ve bu koltuklar da arkadaşlar gidip geliyor böyle. Düşünün yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Arka yolcular bence daha önemli. Havalandırma da güzel bir şekilde dokunmatik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekleşmiş. Şimdi araç çalışmadığı için gösteremiyorum. Havalandırması da oldukça güçlü. Arkadaşlar anahtarımız şöyle. Dokunmatik bir
multimedya ekranımız var. Buradan mesela sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Oldukça fazla seçenek var. Driver Assistance. Bir ticari araçta daha önceden görülmeyen birçok güvenlik donanımı Ford Transit'te görüyoruz arkadaşlar. Burada da aracın bataryası ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Yatay konumlandırılmış. Bence tasarımı güzel. Aynı şekilde burada düğmeler var arkadaşlar, görüyorsunuz. Onlar da geri görüş kamerasını bize gösteriyor. Klima ayarlarını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Koltuklar ısıtmalı. Gördüğünüz 10 inç boyutunda bir gösterge ekranı var. Direksiyon fena değil. En azından yuvarlak değil. Dolayısıyla Ford farklı şeyler yapmaya çalışıyor. Bazı markalara bakıldığında onlar geleneksel, klasikleşmiş klişelerden ve malzemelerden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler gibi. O markaların da ne olduğunu sonradan konuşuruz sizle. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi de buradaki direksiyona entegre edilmiş vites seçici. Yalnız şöyle bir şey var. Benim de başıma geldi. Sonradan test eden bazı arkadaşlarla da aynı şeyi konuştuk. Genelde burada otomobillerde silecek ayarı olur. El bir anda yağmur yağdığı zaman boşa alıyorsunuz. Bir tehlike mi? Tehlike ama yani hani bir iki gün kullanımda bu sıkıntılar ortadan kaldırılır diye düşünüyorum. Tabii vites seçici ortadan kalkınca yani burada güzel bir alan açılmış. İki tane bardaklık görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı böyle dekoratif şekillerle kapatabilirsiniz. USB girişi var, bir C-Type girişi var. Onun hemen altında şöyle gösterebiliyor muyum? Bir kablosuz şarj ünitesi var. Direksiyondan da birçok kumandayı yapmak mümkün. Ses ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Sürücü asistanlarını da buradan ayarlamanız mümkün. Burada bilgisayarınızı da koyabileceğiniz oldukça derin bir yepyeni torpido oluşturulmuş. Koltuğum ayarlı. Şu şekilde elektrikli olarak gidip geliyor. Burada bir priz var, 230 voltluk. Bunun amacının ne olduğunu da hemen size söyleyeyim. Ticari araçlar bir mobil ofis haline dönüştü. Bilgisayarınızı açıp çalışabilirsiniz de aynı zamanda. İşte bilgisayarınızı da buradaki prizle şarj etme şansınız var. Söylenecek daha çok şey var. Onları da biraz yola saklayalım. Ayça'yla şimdi yola çıkacağız. Bakalım neler var anlatmadığımız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Frankfurt'tayız ve Türkiye'de üretilen Tourneo Custom'ın direksiyonundayım. Aynı zamanda bana Ayça'nın arabalarından Ayça eşlik ediyor. Teşekkürler. Merhabalar. Biz yaz geldi diye düşünmüştük Ayça ama baksana yağmurlu bir gün. Sorma. Biraz zorluk çekiyoruz yağmur nedeniyle çekim yaparken arkadaşlar. Ama işte araçları... Yine de keyfini çıkarıyoruz. Evet, evet. Keyfini çıkartıyoruz. Bu araç Türkiye'ye Ağustos sonu, Eylül gibi gelecek ve satışa sunulacak. Neler gelecek? İşte ticari transit custom var. Custom gelecek. Aynı zamanda da Tourneo custom var. Bunların ikisinin arasındaki temel farklılık, bu şu anda kullandığımız araç 7+1 koltuklu. Evet. Ticari versiyonu da panel vanlar daha doğrusu, bu da ticari yani olarak geçiyor. Onlar yük taşımaya yönelik iki koltuklu versiyonlar. 2+1 koltuklu. Onlar tabii ki arkası camsız. Bizim camlı. Daha VIP taşımacılık için kullanılan araçlar. Evet arkadaşlar, elektrikli olması tabii ki çok önemli. Ticarette her şeyden önemli olan şey kullanım maliyeti. Şart düşürmek için insanlar her şeyi yapıyorlar. Elektrikli ticariler de kullanım maliyetini daha aşağı çekiyor. Kesinlikle. Şimdi biz bunlara geleceğiz, anlatacağız. Otomobilin önce bir teknik özellikleriyle başlasak ne dersin Ayça? Aynen öyle. Tabii elektrikli versiyon olduğu gibi içten yanmalı versiyonları da olacak. Biz önce elektrikliyi test ediyoruz çünkü zaten Türkiye'de de ilk elektrikli versiyonlar satışta olacak. Evet, ondan sonra da Ayça'nın söylediği gibi bir tane de 2,5 litrelik plug-in hibrit var. Yani şarj edilebilir. Ona biz
fişli diyoruz. 56 kilometrelik bir menzil sunuyor. Bu da ne demek? Sıfır emisyonla 50 kilometre, 56 kilometreye kadar gidiyorsunuz. Ondan sonra da içten yanmalı motor devreye giriyor ve sizi özgürce istediğiniz yere götürebiliyor. Özellikle yakın mesafelerde git gel yapan araçlar için bence efektif. Evet. Onun geliş tarihi olarak da Ford Otosan yöneticileri de burada bizimle birlikte. Onlara sorduğumuzda verdikleri cevap şu oldu. 2024 sonuna doğru gelecek plug-in hibritte. Fiyatlar konusunda birazcık sordum, hani elektrikli ne kadar olur, yüzde kaçlık artış olur. Çok onun yanıtını alamadım açıkçası. Biraz öngörmek de zor değil mi zaten? Hem Türkiye'nin şartları hem ekonomi çok değişkenlik gösteriyor. Ama bence en güzel tarafı bu kullandığımız araçların hepsinin Türkiye'de Yeniköy fabrikasında üretiliyor olması ve tabii ki ülkemizden de tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor olması. Çok arkadaşlar değerli. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir iki hafta önce Yeniköy fabrikasına, yani bu aracın üretildiği fabrikayı gezme şansına sahip oldum. Ve orada gördüm ki 2 milyar euroluk bir yatırım yapılmış. Fabrikanın alanı büyümüş, kapasitesi artmış. Bunlar 2 kat, 4 kat artışlar falan. Çok enteresan ve bunları yapanlar da Türk mühendisleri. O fabrikayı ölçülendiren. Fabrika. Ama bu çok da önemli değil mi? Yani hani tasarımı, üretimi. Türkiye'de Ar-Ge ve tasarım merkezi en büyük olan şirketlerden bir tanesi Ford Otosan. Tasarımı evet Türkiye'de yapılıyor. Türk tasarımcılar çalışıyor. Aracı geliştirenler de Türk mühendisler. Üretenler de Türk işçiler ve onların emeği var. Ve sonuçta biz de Avrupa'nın en çok satın alınan Ford'un ticari aracını, evet bu model Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'de para kazandırılıyor. Bunun da altını çizdik Ayça sayesinde. Teşekkür ederim ama gerçekten beni ayrı bir gururlandırıyor bizim topraklarımızda böyle önemli bir değerin olması. Aynı şeyi kuryede de yaşıyorum ama tamam kurye Türkiye'de üretilmiyor. Ama ticariler seviliyor. Gerçekten Ford'un ticarileri hem ülkemizde hem de Avrupa'da seviliyor. Neden? Çünkü başarılı. Evet. Az önce Ufuk'un da bahsettiği gibi özellikle bu elektrikli ticarilerde Ford çok iddialı. Zaten bugün toplantıda da bahsettikleri gibi sadece elektrikli aracı aslında satın almak ve kullanmak değil, komple 360 bir bütün olarak görmek gerekiyor. Avrupa'da çok enteresan bir şey sunuyor. Ford Pro zaten Ford'un ticari araç bölümünün yeni adı. Bir takım aplikasyonlarla aracın ne kadar verimli çalışıp çalışmadığını, şarjının olup olmadığını. Her şeyi görebiliyorlar. Ve dolayısıyla bu çok büyük bir verimlilik sağlıyor. Çünkü binek otomobilde de ticari de zaten çok daha önemli. Planlamak önemli. Yani planladığınızda yolda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi anlatırken ben telefonumu elime aldım. Çünkü bizi test sürüşüne çıkartırken oradaki görevliler bu telefonu verdi arkadaşlar. Bilmiyorum şöyle ekran alıyor mu. Burada 20 tane test aracı var ve ben hepsini görebiliyorum. İşte filo yönetimi bu aslında. Siz bütün araçların menzilini ve batarya doluluk oranından genel durumlarına kadar her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Bu da işletme maliyetlerinizi aşağı çeken önemli detaylardan biri. Avrupa'da veriliyor bu hizmet. Ford Otosan'a da sorduk yöneticilerine. Evet. Onlar da kısmi olarak ülkelerde farklılık gösterebiliyor ve biz de veriyoruz dediler. Bu her şeyden önce çok önemli. Çünkü ticari araç sahibi olan kişi, esnaf durmadan devamlı çalışacak, devamlı gidip gelecek. Bunun en önemli şeyi de kullanım maliyetinin aşağı çekilmesi. Biliyorsunuz binek otomobiller, elektriklilerde ki ticarilerde de geçerli. Bakım onarım maliyetleri içten yanmalı otomobillere göre daha düşük. Evet. Çok yüksek olan işte benzin ya da yakıt maliyetini de aşağı çekiyor. Özellikle duvar şarjında evde şarj edersen inanılmaz bir ekonomi maliyeti. Şimdi bunlara geçeceğiz. Evet, evet. Önce istersen bir şey söylüyorsan devam et ama ben şeyi söyleyecektim. Bu otomobilin işte motor özelliklerine bir göz atalım. Hadi geçelim diyecektim. O zaman. Bir transit custom var, eşya taşımaya uygun. Bir de Tourneo custom var, o da işte insan taşımaya uygun. Her iki şeyde ticari araç olarak geçiyor. İkisinde de elektrikli motor var %100. Bu elektrikli motorlarda şöyle seçenekler var.
binek otomobilde 160 kW'lık bir motor seçeneği var. Evet. Diğer ticari araçları ise hem 100 kW hem de 160 kW. 160 kW var. 435 Nm'de de torku var. Tork sabit hepsinde. Tabii ki en önemli olan şey de hemen soracaksınız. Menzili kaç? Bataryası kaç? Batarya 64 kW'lık bir batarya söz konusu. Aynen öyle. Menzil kaç? Kullandığımızda 298 km menzil veriyor arkadaşlar. Kombin olarak yani ortalamada. Panel Van'da ise bu menzil 325 kilometreye kadar ulaşıyor arkadaşlar. Kısa bir süre gibi gelebilir arkadaşlar ama işte planlı bir şekilde aracı kullanırsanız, şarjını da dakik olarak yaparsanız burada siz herhangi bir sıkıntı yaşamadan hem bir yerden bir yere ulaşacaksınız hem de yapmanız gereken işi yapacaksınız. Teslimatınızı en kısa zamanda gerçekleştireceksiniz. Aslında burada yine altını çizmek istediğim bir konu var. Daha çok, daha small business'larda ve bir yerden bir yere daha kısa mesafelerde kullanılacak araç değil mi? Şehirler arası değil sonuçta. Yok, şehir tabii, içinde. Tabii. Bu mesela çok güzel işte 8 koltuklu aracın içinde sizi havaalanından alacak, transfer yapacak ya da evinizden alıp havaalanına götürecek. Farklı yine VIP ihtiyaçlar için. Öyle olduğunda doğru olarak planlamanızı yaptığınızda aracınızı şarj edip tekrar yolunuza devam edebilirsiniz. Evet, şimdi şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, düşük maliyet ama şunu söyleyelim. Eğer duvar tipi bir şarj cihazıyla evinizde şarj ediyorsanız, hı hı, duvar tipi şarjda 11 kW'a kadar destekliyor. Sabahtan akşama geldiğiniz işte akşamleyin koyduğunuz şarja evinizde %100 doluluk oranına 8 saatin altı. 8 saatten az bir sürede ulaşıyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda çok ihtiyacınız olduğunda durmadan devam etmeniz gerekiyorsa da hızlı şarj çözümü var. %15'ten %80'e sadece 41 dakikada şarj ediyor. 41 kere maşallah diyelim 125 kW'lık şarj desteği sunuyor. Aynen. Hatta ilk yani 5 dakikada da 38 km menzil veriyor. Bir kahve aldınız şarj istasyonundan, ondan sonra aracınızı da şarja bıraktınız. 5 dakikalık şarjda 38 km sizin ihtiyacınızı karşılayacak gibi görünüyor. Bu arada biz aracı aldığımızda bataryası tamamen dolu değildi. Hatta ben hemen böyle bir tedirgin oluyorum ama kısa rotayı seçtik. %82'lerde falandı. Epeydir de dolaşıyoruz değil mi? Bayağı bir kilometre yaptık. Şu anda %66 batarya doluluk oranını görüyorum. 188 kilometre bana menzil veriyor. Elektrikli ticari transit custom ya da işte tourneye custom aldığınızda kaç yılda amorti eder? Çünkü birazcık daha yüksek bir para vereceksiniz arkadaşlar. Elektrikli tercihiniz söz konusu olursa. 3,5 yılda toplam işte kullanım maliyeti, şarj maliyeti, bütün bunları baktığınızda 3,5 yılda içten yanmalı bir araçla elektrikli otomobilin şeyini tamamlamanız 3,5 yılı sürecekmiş. Bana biraz yüksek geldi. Ben biraz tezkanlı bir insanım. Biraz daha böyle maliyeti düşürüp hemen amorti olmayı arzu ederim aslında. Orada bir soru işareti de şey oluyor. Hani zaman geçiyor, orada teknoloji ilerliyor. Hani sahip olduğum aracın teknolojisi ne olacak diye ister istemez düşünüyorsun. Ama sonuçta her şey bir risk arkadaşlar. Cep telefonu aldığımızda da aynı durumu yaşıyoruz. Dünya artık böyle evriliyor. Evet. Ama bu arada teknoloji demişken araçta yok. Ben yine binek araçtan farksız bir keyif aldım. Ya inanılmaz, bu ticariler artık yani binek otomobillerde yarışır hale geldi. Ekran nedir ya? 13 inç büyüklüğünde ama çok da güzel yerleşmiş çok değil yatay, mi? Çok yatay, bence güzel olmuş. Aracın tasarım detaylarını sevdim. Kaba değil ve kaliteli. Yani şimdi bir ticari araçtayız sonuçta. Bir tona kadar olan hafif ticari araçlarında bu segmentte yer alıyor. Kullanılan malzemeler öyle. Çok işte binek otomobillerdeki gibi yumuşak şey beklemeyin. Ama işlevsellik anlamında binek araç kadar. Ben direksiyon simidini bu arada çok direksiyonun sevdim. Direksiyonun kalitesi de iyi yani. Tabii şimdi bunda o opsiyon yok ama elektrikli olan diğerinde yani Transit Custom'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Onlar biliyorsunuz devamlı çalışıyor. Bir business. Gidip geliyor. Yani dolayısıyla bazen bir mailine bakma ihtiyacı oluyor. Yemek ya da yeme. Yemek yeme ihtiyacı oluyor. Direksiyon biliyorsunuz eğiliyor. Tepsi gibi. iPad'inizi, bilgisayarınızı. Onun yanı sıra da işte aldığınız yemeği bir masa şeyiyle kullanabilirsiniz. Ön hava yastığı yani yolcu hava yastığı yukarıda. Bakın
Yukarıda. Burada. Normalde nerede olması lazım? Hemen sürücünün önündeyse, direksiyondaysa. Burada. Hemen burada. Evet. Ne yapmışlar? Arkadaşlar buraya raf koymuşlar. Ve inanılmaz derin. Ve bu, buraya bir bilgisayarınızı da koyabilirsiniz. O kadar derin bir şey var. Peki buradaki sürprizi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. İki tane Type-C alanı var. Güzel. Bir de hemen şu bardaklıkların altında bir Type-C, bir de USB girişi var. Bardaklıklar var arkadaşlar. İşte burada. Şurada. Ya işte, bir tanesi burada. Şeyde de var. Kapı içlerinde de yine kapı şişe. Kapı içlerinde de oldukça büyük. Bardak koyacak oldukça yerler büyük var. Saklama alanı konusunda inanılmaz bir bonkörlüğü var diyebilirim. Şu arkası bile saklama alanı. Şeylerin, evet. Şurası derli toplu. Hani görmek istemedin ya da bir eşyalarını koydun, kapattın. Burada bir de 12 voltluk bir alan da var. Evet, Transit Custom'da da şöyle de bir özellik var. Siz marangozsunuz ya da tesisatçısınız. Hı hı. Elektrik aletle kullanıyorsunuz. Gidiyorsunuz bir yere. Orada elektrik çekmek için uğraşmıyorsunuz herhangi bir yerden almadan. Ne yapıyorsunuz? Aracın arkasında elektriğini kullanabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 2.3 kW'lık bir şarj çözümü sunuyor size. Prize takıyorsunuz. Prize takıyorsun. Elektrikli aleti de çalıştırıyorsun. Arkadaşlar şimdi Ayça ile keşfediyoruz aracı. Şöyle bir şeyle şöyle karşılaştık. Üzerinde bir telefon var ve telefon tutucusu çok güzel bir şekilde kendi telefonunuzu buraya, hani dışarıdan bir aparat al işte koy yapıştır falanla uğraşmak yerine buraya telefonunuzu bir tutucu vasıtasıyla koyabiliyorsunuz. Bu da direkt iyi, iyi seçimlerden bir tanesi. Ayça biliyorsun ticari araçlarda en önemli şeylerden bir tanesi taşıma kapasitesi ve çekme kapasitesi. Bize verilen bilgilere göre 1011 kilogram taşıma kapasitesi var. Yük taşıyabiliyor. Aynen. 2300 kilogram da çekme kapasitesi var. Sınıfın iddialı ve iyi rakamlarından bir tanesi. Zaten bize gösterdikleri workshoplarda da özellikle panel van tabii ki versiyonlarında farklı ihtiyaçlara göre müşteriye özel nasıl üretim yaptıklarını da fabrika çıkışta gösterdiler. Evet, evet, evet. Çok etkileyiciydi gerçekten. Hangi alana hizmet ediyorsanız o noktada aracınızı alabiliyorsunuz Ford'dan. Artık videonun sonuna geldik ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biraz önce işte Ayça'ya bakıyorum, biraz arabayı araştırıyorum, işte kameralar falan bakıyorum. Tabii ki bu da trafiği tehlikeye attığını düşünerek uyarıyor. Yani şunu söylemeye çalışacağım. Binek otomobillerde gördüğümüz güvenlik donanımlarının belki daha fazlasını da ticarilerde görmeye alıştık. Bunlardan bir tanesi de o. İşte dedi ki dinlen, gözün yolda değil, otur. Kahveni iç, kendine gel diyor. İki defa uyardı. Bence çok değerli. Çünkü zaten günlük hayatta business için aracı kullananların da en büyük ihtiyacı olan şey aslında bu uyarı sistemleri. Çünkü sürekli direksiyon başındalar. Durdunuz ama devamlı bir mal dağıtıyorsunuz, kuryesiniz. Devamlı kapıyı açıp kapatıyorsunuz. İşte Avrupa gibi bir yerde işte sol, yani kendi tarafınızı açmaya kalktığınızda araçlar geçiyor. Motosikletler, bisikletler geçiyor. Ama diğer tarafta da işte aynı şekilde yayalar var falan. Yani hani iki tarafta her iki tarafta da aracı, yolcuyu ya da bisikletliyi görüyor ve kapıyı açma uyarısında bulunuyor sana. Bu da ticari araçlar için önemli güvenlik donanımlarından bir tanesi. Sanıyorum her şeyi anlattık. Yok yok. Yok yok. Ne diyelim? O zaman diyelim ki videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Elektrikli Otomobil Haber ve Ayça'nın arabalarını izlemeyi unutmayın. Biraz sonra da Ayça'nın videosunda ben konuk olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.